Mark Antoine Pelin. Mokongo Ipuk'un perdelemesini kullandı. 10 saniye kaldı. 24 saniyenin dolmasına. Mokongo içeriği zorladı. Atışı başarılı değil. Ersan İlyasova çok iyi bir ribaund aldı. Can Altıntı, Cenk Akyol, pota altı. Ersan İlyasova çok güzel geldi. Takım halinde çok güzel geldik gerçekten. Mükemmel bir savunmadan hücuma geçiş örneği verdi ümitlerimiz. Arsa'nın da payını hemen burada vermek lazım. Ve 8-2 ve rebound aldığımız zaman da şu anda ekranda izlediğimiz gibi Yiğiter Ulu, biz de çok çabuk çıkıyoruz. Dengesiz yakalıyoruz savunma. ...14 saniye var... ...24 saniyenin dolmasına... ...Can Altıntı... ...Ersan İlyasova... ...Ersan İlyasova 3 sayılık atış... ...çok zor bir şutu Ersan... ...16-7 yaptı skoru... ...yani İpuk koçuna işaret ediyor... ...ben elimi uzattım yapabilirim... ...Serhat Çetin kenardan topu oyuna sokacak... ...Ersan İlyasova ve... ...şanssız bir an... ...çok güzel bir hareketti... Zoru başarıp kolayı yapamadı Ersan. Kurti içeriği zorluyor. Tamam. Ersan İlyasova'dan blok geldi ama Oğuz Savaş'ın faali olmasa Ersan müthiş bloklamıştı. Çift elle. Oğuz Savaş'ın ilk faali bu. Her iki takımın Fransızlarda da sonradan oyuna giren Bestro'nun 4 sayısı var. Evet, pota altından bulmuş olduğu İki basket Bestro'nun, ama Fransız takımı şu ana kadar kendisinin iyi yaptığı, hazırlanıp geldiği hiçbir şeyi sahaya yansıtamadığı. Burada Nihat İzici de tebrik etmek lazım. Biz de gayet iyi onları çalışmışız, okumuş. İlk çeyrekte Aldo Kurti. Mükemmel bir ilk çeyrek. Hem hücum hem savunma. Olağanüstü. Ersan İlyasova'ya ve ilk çeyreğine noktayı böyle koymak yakışırdı. Yani bu çeyrekte böyle biterdi hakikaten. Çemberi göstermedik Fransa'ya bu çeyrekte diyebiliriz. Az önce bitiremedi belki Türkiye'yi, ama bu bizim için bir tehlike sinyaliydi. Çünkü temponun yükseldiği anlarda Fransızların ne kadar tehlikeli olabildiğini gördük. Hakan Demirel, Semih Erden, Can Altıntı, Sise var karşısında. Ferhat Çetin içeriği zorladı. Güzel bir pas. Semih Erden iki kişi üzerinden atışı başarılı değil. Takoyan savunma ribaundunu aldı. Ferhat Çetin topu çalıyor. İçeriği zorladı. Güzel bir pas Ersan İlyasova'ya. Ersan'ın basketi. İşte iki oyuncu arasındaki mantalik. Semih Erden yardıma geldi. Bak. İpuk içeriği zorladı. İpuk'un atışı başarılı değil. Ersan İlyasova savunma riban pozisyonda. Bah'ın 3 sayılık atışı farkı 7 sayıya indiriyor. İpuk da esasında çok zor bir pozisyonda onu son anda gördü. Gördü ve iyi bir pas verdi. Bah da bir gün önce Fransız takımının en az oynayan oyuncusuydu. Ersan İlyasova hemen cevap veriyor. 3 sayılık basket Ersan İlyasova'dan. Zor atışların kahraman. 54-40, 14 sayılık üstünlüğümüz var. Son 2 dakikanın içindeyiz. Hücum rebound'larında 14-4 üstünlüğümüz var. Jile. Lombahe. Lorimon. Ersan İlyasova topu kaptı. Berat Kavaklıoğlu. Ve savunmamız alkışlanıyor. Haklı olarak. Berat Kavaklıoğlu. Ersan İlyasova. Zor bir atış, bu da başarılı. Az önce savunmada rakibin elinden topu çekti, aldı. Şimdi burada da şutuyla. Kurti içeriği zorladı ama Ersan İlyasova topu kapıyor. Her yerde eli var. Can Altıntı topu oyuna sokuyor. Berat Kavaklıoğlu. Ersan İlyasova. Evet, olduğu bir an. 3 sayılık atış. Ersan İlyasova. 17. sayısı. Altından beceri ve yetenek geldi.
kullanıyoruz. Nihat Üzük böyle bir tercihte bulundu ve bu da tabii çok olumlu sonuç verdi. Çünkü Ersan hem reboundlarda takımın yıldızı olarak göze çarptı, hem şu ana kadar 10'si birleşti ve fark tekrar 15'i o çıktı. 15 sayı. 59-44. Mokongo. Burada da steps var bence. Burada da 3 saniye olabilirdi çünkü iki paslaşma oldu boyalı alanın içinde. Furtin'in basketi 59-46. Berent Kavaklıoğlu. Kakoyan yardıma geldi. Ersan Ilyasova. Can Altıntı'yı tekrar Ersan. Çok zor bir atış Ersan'dan. Yani Fransa gibi atletik oyuncuları çok fazla olan, NBA gözlemcilerinin mercek altına aldığı pek çok oyuncusu bulunan bir rakibi ilk dakikadan itibaren sürekli yardımlaşmalı savunmayla çaresizliğe itmek, onların koçunu çaresizliğe itmek, sürekli oyuncu değiştirmesini sağlamak ve ritmin dışına doğru itmek tabii bence çok önemli bir başarıydı Nihat. Rusya karşısında mağlubiyet için, öğrencileri için. Ve buradan da artık bence madalya için ümitlenebiliriz diye düşünüyorum. Ben tabii bu turnuvada çok iyi takımlar var. Slam dergisi için yaptığım röportajda Nihat İsiç'le